Kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'na. Bizden gibi davranması en büyük isteğimiz. Bazen büyüklerin de çocuklar gibi düşünmesi iyi bir şeydir. İyi eğitim, iyi sağlık koşulları, her günün bayram günü gibi geçmesi tüm çocukların en temel haklarıdır. Çünkü çocuk hakları bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır. Bizlerin dünyanın en güzel ülkesinde mutlu, huzurlu, barış içinde yaşamamızı sağlayan, başta tüm ailemize, öğretmenlerimize ve devlet büyüklerimize sonsuz saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yaşasın 23 Nisan diyor ve çocuk özel oturumunu açıyorum. Şimdi günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere Sayın Demir Nurver'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, Atatürk'ün bizlere hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelmekten çok mutluyuz. Ben de bu kürsüde konuşma yapacağım için çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta ülkemize çok büyük bir deprem oldu. Hepimiz, büyüklerimiz, devletimiz hep birlikte yaraları sarmak için çok çalıştık. Çok çalışıyoruz. Çünkü bizim devletimiz dünyanın en güçlü devletlerinden biri. Devletimizle ve milletimize ne kadar gurur duysak azdır. Hayatını kaybeden büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın üzüntüsü hala içimizde. Onları hiç unutmayacağız. Ülkemizin ve hepimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle deprem bölgesindeki tüm arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Sizleri hiç unutmayacağız. Sizleri hiç yalnız bırakmayacağız. Sevgili arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki dünyamız yaşlanıyor. Yaşadığımız iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın temelinde dünyamızı kirletenler var. Ve hiç arzu etmesek de gelecek nesiller bundan çok zarar görecek. Bugün özel bir gündemle toplanan biz çocuklar dünyadaki tüm devletlerden ve kişisel olarak herkesten bu konuya karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Unutmamalıyız ki bizlerin temiz bir dünyada yaşamaya, temiz su kaynaklarını kullanmaya ve temiz topraklarda yetişen meyve ve sebzeleri tüketmeye hakkı var. Eğer istersek bizler az tüketmeyi, sade yaşamayı ve paylaşmayı bildiğimiz bir dünya oluşturabiliriz. Üzerinde yaşadığımız dünya bizim gibi canlı ve biz onu korumak, kollamak ve gelecek nesilleri daha temiz, daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğunu yerine getirmeliyiz. Geri dönüşüm konusunda dikkat etmemiz, bu konuda bilgi sahibi olmamız gerekir. Evlerimizden başlayarak tüm alanlarda kağıt, cam, metal, plastik gibi maddelerin ayrıştırılması için ailemize, öğretmenlerimize, büyüklerimize uyarıda bulunmalıyız. Evlerimizdeki ve okullarımızdaki açık unutulmuş ışıkları kapatmalıyız. Çünkü büyüklerimizin bize, bizim de sonraki kuşaklara yaşamak için güzel bir dünya bırakma sorumluluğu var. Değerli büyüklerimiz, birlikte yaşadığımız tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımıza biz büyüyünceye kadar iyi bakın. Çünkü onlar bizim size emanetlerimizdir. Dünyadaki tüm çocukların savaşlardan uzak,
barış içinde kardeşçe yaşamalarını arzu ediyorum. Barışı ve paylaşmayı bütün dünyaya öğretmeli ve sonra da adaletli bir dünya oluşturmak için herkesi çalışmaya davet etmeliyiz. Devletimizin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünü tüm dünyaya öğretmek hepimizin görevidir. Bizleri koruyan, bizler için doğru kararlar alan ve 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak bize güzel bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına sonsuz bir sevgi ve saygım ve minnet duyuyorum. O bizim kalbimizin en güzel yerinde duruyor. Bugün bu kürsüden barış dolu güzel bir gelecek için hep birlikte çalışacağımıza tüm arkadaşlarım adına söz veriyor. Hepinizi sevgiyle tekrar selamlıyorum. Yaşasın 23 Nisan. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameralarımız Ankara'dan meclisten ekranlarınıza geldi. İlk olarak Ankara 60. yıl ortaokulu öğrencisi Metine Karakış'la konuştu. Oturumu açtı. Meclisten görüntüler, Milletin Meclisi bugün çocukların 23 Nisan çocuk özel oturumu devam ediyor. Canlı görüntüler ekranlarınıza geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Resmi internet sitesinde de yayınlanacaktır. Çalışmalarımız tamamlanmıştır. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Milletin çocukları, meclisin çocukları özel oturumunu kapatıyorum. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. açılış yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Resmi törenlerin kuşkusuz ilk adresi Anıtkabir'di.